Allah kahretsin Kemal. Ne yapıyorsun o Yosma'yla? Bunun hesabını vereceksin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dur. Teşekkürler. Kader ya, üf, ödüm koptu. Allah elini versin. Allah Allah, niye o kadar korktun ki? Ver bakayım. Aa, puanlarını yükseltmişsin sen. Ne sanmıştın? Kader, şımarma. Yani yapabileceğin en iyisi bu değil. Eminim daha iyisini yapabilirsin sen. Abla, hiç çamura yatma. Yemek sözü vermiştin. Tamam. Sözüm söz. Gideceğiz işte. Ne zaman? Tamam, şimdi. Hadi, ben üstüme bir şey alayım, hemen çıkalım. Belki 4 yıllık bir üniversite kazanırım. Gerçi 2 yıllık da olur. İşte ne adı sonuçta üniversite mezunu. Ben bir çay alayım. Ben de bir tane meyvesi istiyorum. Bir de meyveli pasta. Kader, bence hedefini yüksek tut ablacığım. Yani bak, görmedin mi? İstediğinde her şeyi başarıyorsun sen. Yani ben eminim, yeterince çalışırsan istediğin okulu bile kazanabilirsin. Abla öyle tabii de, yani sonuçta sen hukuk fakültesini kazandın yani. Kadercim, sen de çok zekisin. Ya istediğinde her şeyi yapıyorsun. Abla çok güzel ya, sen de tatsana. Mimar Kemal'le nasıl aranız? Bahsetsene biraz. Kemal mi? Abla ya, Kemal deyince nasıl kendine geliyorsun? Nasıl yani? İşte böyle. Şu yanaklarım var ya, böyle al al oluyor, al al. Yok canım. Öyle canım. Buldun tabii cillop gibi çocuğu. Ter. Nasıl gidiyor peki ilişkiniz?
Böyle onu görünce heyecanlanıyor musun? Böyle kalbinde kelebekler uçuşuyor mu? Ayakların yerden kesiliyor mu? Allah kahretsin. Çekil ya. Neyse. Ben artık eskisi gibi kötü düşünmüyorum bu Mimar Kemal'le ilgili. Çocuk mimar çıkacak. Yakışıklı da. Ben onaylıyorum bu ilişkiyi abla. Benden izin var. Sağ ol ya, sen onay verdin ya. Yani ben de düşünüyordum onay vermezsen ne yaparım diye. Büyüksün kadar. Ablacığım, umarım çok mutlu olursun ya. Sen mutluluğu gerçekten çok hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Allah kahretsin ya. İnanamıyorum. Sen neye bakıyorsun? Gerçekten yapabileceğim bir şey varsa. Hasta değilsin değil mi? Ya bak, yapabileceğim bir şey varsa. Aldatıldım. Sözüm beni bir sokak kızıyla aldatıyor. Ne yapabilirsin ki? Yuh. Yani seni mi aldatıyor? Ay kusura bakma da sözün hiç akıllı değilmiş ya. Yo, çok akıllıdır benim sözüm. Ama demek ki bazı kızlar çok şeytan, çok ucuz. Doğru söylüyorsun ya. Ortalık erkek avcısı kızlarla dolu. Ama sen bu kadar kendini üzme. Bu çocuk seninle evleneceğine göre bil ki bu kız da gönül eğlendiriyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya sen şu aynaya bir baksana. Çok güzelsin. Işıldıyorsun resmen ya. Ancak kesinlikle senden vazgeçemez. Ama böyle bırakma kendini. Sakın panik yapma. Yoksa onu kaybedersin. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sakın sözüne ilişme. Direkt kızın karşısına çık. Aranızdan çekilmesini söyle. Defolup gitsin canım. Biliyor musun? Benim de içimden geçen tam olarak bu zaten. Ablanla beraber oturuyorduk. Ama o eve gitti. Annem çağırdı. Gelsene biraz. Oturup konuşuruz. Hem açılırsın ha? Ay yok. Sağ ol. Açılırmışım. Salak. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Donatmışsın yine. Sevdiğin yemekleri yaptım. Sana sürpriz olsun diye. Ellerine sağlık. Sevinmedin mi? Yok canım, sevindim. Sevinmez olur muyum? Niye keyifsizsin? Senin haberin yok mu? Yok. Ne oldu?
Osman Baba Selim'le Feride'yi görmüş sıkı fıkı. Yakıştırmış. Evlendirmeye karar vermiş. Ne? Sen dur. Asıl bomba bunu Cüneyt'e söyleyince patladı. Ay. Cüneyt'e mi söyledi? Meğerse Cüneyt'le Feride aşk yaşıyorlarmış. Evlilik hazırlığı içindeymişler. Aa, peki babam biliyor mu bunu? Evet. Büyük kavga ondan sonra çıktı zaten. Ay, bu çok kötü oldu. Ay, biz mahvolduk. Telefon nerede benim? Ama ben anneme söylemiştim. Ah anne. Bir gün bütün bunlar ortaya çıkacak demiştim ben anneme. Dedim. Dinlemedi ki. Sen biliyor muydun? Alo Nazoş, neler oluyor ha? Annem nasıl? Soğuma be kuzum, soğuma ha. Cüneyt Feride'yi alacağım, gideceğim dedi. Annen çok fena ha. Ay çok kötü oldu. Ben geliyorum hemen, kapat. Ferman, ben anneme gidiyorum. Hayır, otur oturduğun yerde, karışmayacaksın. Ama bu çok önemli. Madem bu kadar önemliydi, benden neden sakladın? Ferman. Gitmeyeceksin. Belki benden sakladığın başka şeyler de vardır. Öyle değil Ferman. Dün Antalya'daydın. Hani bir türlü fırsat bulup konuşamadık bu konuyu. Yıldız, hatalısın, kabul et. İyi tamam, hatalıyım. Özür dilerim. Ama ne yapayım? Annem kimseye söylemeyin dedi. Evet. Ya yani o böyle sessiz sedasız babamı ikna edecekti. Sonra babama bir çıtlatayım dedi. Hayda, kıyametler koptu. Bunu Feride duydu, mahvoldu. Sonra da annem Cüneyt'le Feride'ye biraz bekleyin, bir şey söylemeyin dedi. Yani o halledecekti. Ama baksana, babam Selim'le Feride meselesini çıkardı. Nereden çıktı şimdi bu evlenme meselesi? Haksız da sayılmaz. Saçmalama Ferman. Selim'le Feride olacak iş mi? Cüneyt kendini kaybetmiştir duyunca. Babam bunu boşuna çıkarmadı. Şüphelenmekle sonuna kadar haklı. Düşünsene, Selim Feride için kavga çıkartıyor. Hem baban kaç kere onları sıkı fıkı görmüş. İmkansız Ferman. Feride'nin Cüneyt'e nasıl baktığını görseydin anlardın. Ben Feride'nin o kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Şimdi görürsün sen Bahar Hanım. Ağzının payını vereceğim sana.
yüzünden mi vazgeçtin benden? Sana böyle. Ankara Üniversitesi ha? Hukuk bir de. Varoşgülü. Efendim. Bahar, ne yapıyorsun? Eve gidiyordum da bir sesini duyayım dedim. Teşekkür ederim Kemal. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ne yaptın, abinle konuşabildin mi? Hayır. Onun için eve gidiyorum zaten. Sen ders çalıştın mı? Nerede? Daha fırsat bulamadım ki. Şimdi alıyorum kitapları elime. Ama kararlıyım, çalışacağım. Tamam, oldu. Görüşürüz. Nazlı teyze miydi o? Ha, lafa tuttu yolda. Havada birden soğuyuverdi. Donacağız Bahar, geçelim. Yoruldun yine. Halledebildin mi bari? Aman işte bu kadar zamanda ne kadar yapılırsa o kadar. Ay Sıdıka teyzem benim. Ne yapsam üzülüyor, yük oluyorum size diye bir dertleniyor. Aman yaşlılık, yalnızlık işte. Neyse, yarın sabah çorba götürdüğümde ben de ilgilenirim anne. Ay, vefalı kızım benim. Halden bilen yavrum. Anne, ya şu yeni iş hakkında hiç konuşmadık. Anlatsana biraz. Memnun musun? Yani neydi o kadının adı? Yıldız, Yıldız. Heh, Yıldız Hanım. İyi davranıyor mu sana? Ay, hem de nasıl? Nasıl iyi bir insan Bahar, anlatamam sana. Dünya tatlısı. Ay, haftada 3 gün gideceğim temizliğe. Nasıl ya? Çok. Yıldız abla mı? İşte. Allah onun da yüzünü güldürür inşallah ya Rabbim. Neyi varmış ki? Neden? Çocuk istiyor ama kısmet olmamış bir türlü.
Ama ben inanıyorum. Allah onun temiz kalbine göre verecek. O da alacak çocuğunu inşallah kucağına. İnşallah Allah nasip etsin. İnşallah. Para içinde yüzüyorlar. Babası da zengin. Biliyorsun Nazire anlatıyor ya. Şey adı. Osman Kozan. Ama para mutluluk getirmiyor işte. Ama neyse. Siz ne yaptınız bugün Kemal'le anlat bakayım. Bana bak. Mahallede dikkat ediyorsunuz değil mi? Ay Allah korusun bir laf söz çıkar. Gelsin gitsin. Hiçbir sakıncası yok. Ben buradayım. Kimselere laf söyletmem gözümün önündeyken de işte tabii dışarıyı bilemiyorum. Anneciğim merak etme sen. Kemal mahalle dedikocularına malzeme yaptırtmaz bizi. Hem o da yabancı değil ki buralara. O da böyle bizim gibi mahallede yaşıyormuş. Ne? Havalanı yolunda yaşıyor değil mi? Hı hı. Babası ne iş yapıyor? Marangoz. Bir de abisiyle ablası varmış. Belli ki onlar da bizim gibi. Öyle varlıklı insanlar değiller. Öyledir tabii canım. Baksana çocuk bir taraftan okuyor, bir taraftan minibüs şoförlüğü yapıyor. Nasıl ya? Kemal resmen kandırmış bunları. Konuşun, görüşün, güzel güzel arkadaşlık edin. Ben öyle geri kafalı bir insan değilim ki. Sana da güvenim tamam. Canım annem. Aa, kız hani şu şekerleri götürecektik ya. Tamam tamam hemen götürürüz. Nerede nerede anne? İçeride. Üstümüze bir şey alalım hemen çıkalım. Sakın unutma varoş güzeli. Kemal'in gerçek yüzüneymiş göstereceğim sana.